Ay çok şükür. Değil mi? Bir an bir böyle soğuk terler boşaldı. Bak evde şöyle bir ses geliyor. Sevgilim yardım edeyim mi diye içeriden Halit ve böyle füü bir anda Ali bir anda Halit böyle ben geldiler. De direkt koştum. Engin diye. Terliyorum ama ben böyle gelmiyor gelmiyor istek gelmiyor filan diye. Bak bak teyzemler bağlandı diye dalga geçin arkadaşlarımız var. Ve bak. Şöyle WhatsApp'ta aynı anda mesajlar düşüyor. Yavrum ne yaptın? Bekliyoruz bütün kız arkadaşlarımla. Neden hala yoksunuz filan diye. Ayın 10'undan beri işte evdeyim. Hiç çıkmadım. 10 Mart'tan beri. 8 Mart'ta doğdu. Ondan sonra 10 Mart'ta eve geldik. Ve böyle eve gelirken şey diyordum. İşte bu hafta çok sevdiğimiz bir kafe var. Bu hafta sonu da oraya gideriz filan. Hani olayın hala ciddiyetinin farkında değilim. Hatta senle sabah senle ve Pınar'la konuştuğumda işte ya sabaha kadar uyumadım haberleri izledim filan deyince siz işte ilk vakanın açıklandığını ben öğrendim. Bir yandan da tabii ki hepiniz benden hep sakladığınız için böyle negatif şeyleri. Ya ben Ondan sonra evet. Senin doğumundu benim için. Efendim? Yani son sosyalleşmemiz senin doğumunda beklediğimiz gün yani. O gün var evet, ya. Evet. Ya ben böyle hani yemekler falan yetmez diye hep çok korkarım ya böyle hep böyle fazla fazla yemekler şeyler. Büfe bitmedi yani. Büfedeki hiçbir şey bitmedi ve ben böyle bir şeylerin ters gittiğini zaten anladım. Zaten hani biliyordum ama böyle hep hani ne bileyim insan kabul etmek istemiyor ya. O hastanede gerçekten çok şanslıydık yani. Bir şey olmadı. Bin şükür. İnsanlar neler yaşıyorlar, ne zor şartlarda zorunluluklar yaşayıp hani hastane odalarında hiç çıkamadan kalmak zorunda olanlar var filan. Biz şurada 2 aydır evdeyiz. Kendi düzenimizin içinde çok şükür sağlığımız yerinde olabildiğince sevdiklerimize ve kendimize dikkat ediyoruz. Ama zor yani hiç birimizin yaşamadığı bir şey. Biz de bir şeyler öğreniyoruz bu süreçte. Hepimiz bambaşka bir şekilde çıkacağız. Bir daha herhalde hiç eskisi gibi olmayacağız yani. Çok kesin. Bir de hani sadece bizim ülkemizde yaşanmış bir durum da değil. Yani tüm dünya aynı şeyi yaşadı yani. Bu garip bir şey oldu. Evet. Zaman farklılıkları oldu ama ya ben biraz aslında hani hep seninle konuşuyorduk ya bu zaten doğum yapmak dünyanın en hani ulvi ve güzel duygusu evet ama sonrasında o duygusal karışıklıkların yaşanmış olması bir de üstüne zaten şu anda normal yani doğum yapmasak da tek başına bir bireyde olsam bu süreç beyne yeteri kadar psikolojik olarak baskı yapıyor ve zarar veriyor. Bence hepimizde ufak çaplı bir hasar bıraktı. ya da bırakacak bilmiyorum. Ona rağmen sen bir de üstüne üstlük yeni doğum gerçi çok güzel bir avantajım var. İkinci kez bu duyguyu yaşayıp güzel sanırım. Bana mesela hiç kimse lohusalığın böyle bir şey olduğunu söylememişti. Ya valla ben yani lohusalık falan hiç öyle bir lüksüm olamadı bu süreçte. Yani anlamadım Beyza. Hani lohusalık nasıl bir şey bilemedim yani. Çok başka kaygılarımız vardı tabii bütün dünya olarak. O yüzden bilmiyorum. Yani bence ben de herkes gibi yaşadım bu süreci. Lohusa olmanın bir ayrıcalığını bir dezavantajını ya da avantajını da yaşamadım gibi geliyor. Lohusalık sürecini hele de bu pandemide nasıl atlattın? Bana daha çok bu konuyla ilgili altın sormamı istemişler. Bana da hani bu lohusalık şeyinde ne gibi sıkıntılar yaşadınız? Hani insanlarda bu kelimesi bir şey yaratıyor. Evet. Korku anladığım kadarıyla. Yani ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Zaten hani hayatımı bu son bir yıl, iki yıl ona baktığın zaman hani tabii 35'ten sonra da gerçekten hep söylerlerdi bir şeyler değişiyor. Daha çok bir şeylere minnet duyduğum, daha çok aydığım, daha çok anladığım bir döneme girdiğimi düşünüyorum her anlamda. Dolayısıyla hani yaşadığım en sıkıntılı zamanlarda bile muhakkak ki kendime ayakta duracak ve mutlu olacak, minnet duyacak dediğim gibi bir şeyler hep buldum. Bu en başta ailem oldu. Oğlum oldu. Oğlumun sağlığı, kocamın sağlığı, annemin, sevdiklerimin yanımda olması oldu. Ondan sonra pandemi dedi hani buna nasıl başa çıktım? Vah vah yapmak yerine hani gerçekten kucağımdaki mucizeye baktığım zaman 10 yıl sonra çok istediğim bir şeydi. Ama işte hayat gailesi içindeydik. Hepimizin olduğu gibi çok fazla çalışmak. Ondan sonra işte ideallerimizin olması. Bir iş daha yapayım. İşte tiyatro yapayım. Ondan sonra şarkı o falan derken ondan sonra
işin içine stres de girdiği zaman gerçekten hani annelere söyleyebileceğim tek şey bu. Ne zaman ki bundan vazgeçiyorsunuz o noktada gerçekten o kapınızı çalıyor. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Bu 10 yılın sonunda oldu. Zamanı oymuş. Bu zamanda gelmesi gerekiyormuş. 10 yılın sonunda gerçekten o bir mucizeydi. Yani hamilelik sürecime de baktığımda onu kollarıma aldığımda dünyaya geliş şekilde gerçekten mucizevi bir şekilde oldu. Ona baktığımda dedim ki yani buna hayıflanmamam lazım. Loğusalık daha önce yaşamadın mı? Yaşadın. Bununla baş edilemeyecek bir şey mi? Yani yüzyıllardır bütün kadınlar ediyorsa bizim de bir farkımız yok diye düşünüyorum. Yani bunu bu kadar büyütmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Tabii ki hassas bir dönem. Annelik çok önemli. Süt vermek çok falan ama bunlar bu kadar çok büyük cümlelerle, bu kadar büyük puntolarla yazılması gereken şeyler değil. Yani kadınlara söylüyorum. Bana kızmayın. Bilmiyorum linç yemeyeyim yani. Hani gerçekten kendi yolculuğunuzla ilgilenin abicim. Kendi çocuğunuzla, kendi anneliğinizle gerçekten herkes kendi yolculuğunda en iyi olmak istiyor. Olmak istemiyor da olabilirsin. Yani bu sen yani onun sütü ne kadar normal mi doğurmuş, sezeryan mı doğurmuş, işte hayatına ne kadar çabuk kilo verip normal hayatına geri dönmüş bunlar var. Deliriyorum yani şimdi ben görüyorum tamam bak çıldırıyorum. Elinde olmuş. Telefon aynada 10 gün sonra eski kotuma girdim diyor şimdi tamam mı? Ben yani, hani eski kotlarımı çünkü giremeyeceğim. Aşkım ben çıkardım o hata yaptım. Bir düğmem burada, bir düğmem burada kaldı. Asla birleşmiyor. Nasıl birleşecek hiçbir fikrim yok. Daha giydim 6-7 ay daha. Hamileyken giydiğim pantolonları. Doğumdan sonra oh dedim bunlar hayat kurtardı. Ekonomik bir durum oldu yani. Kullandım onları. Ya ben Sezai Hoca tartmadı bile belli bir zamandan sonra. Boşver gerek yok dedi yani. 14-15'te bıraktım ben. Vallahi kaç kilo aldım? Ali'de 22 kilo aldım net. Ben Mayıs'ta sahneye çıkarım diyordum ama bu sefer dünya düzeni bu virüs buna izin vermedi. Her şerde bir hayır vardı. Herhalde en doğru zamanda tekrar buluşacağım seyirciyle. Çok özledim gerçekten. Hatta bugün seninle konuşurken nasıl olacak tiyatro düzeni, hani salondaki oturma düzeni falan. İnşallah yani bu dönemde evet, tiyatrolara da sahip çıkılması gerektiğini buradan söyleyelim bir kez daha. Öyle. Bu şekilde yani bir yol bulunacak ve o yola hepimiz yeni bir normal hayat gibi alışacağız. İnşallah. Onu çok ya buna değindiğin için çok çok teşekkür ederim. Merak ediyorum soruları Beyza sorsana. Şimdi bir klip var ya çok eğlendiğimiz diyeceğim ben. Kendi klibimmiş gibi. Okey senin klibin tabii ki. Yani şu akşamüstü paylaştığımız videoda da gözüküyor. Gerçekten çok eğlendik. Ya bir kere bize böyle bir şey yaşattın ya. Ayrıca ben buradan teşekkür ederim. Geldiniz. Yani hiç gık demeden çok sağ ol. Şey kamera arkası görüntülerini sormuşlar. Gelecek kamera arkası görüntüleri en doğru zamanda en güzel şekilde onları paylaşacağım. Evet bunu soruyorlar ve acaba bu süreç bittikten sonra yeni bir klip gelir mi diye sormuşlar. Vallahi hiçbir şey diyemiyorum ki şu anda. Yani belki Zoom'dan yönetmenimiz bir klip çekebilir ama kendi kendime burada tek başıma söyleyerek vallahi bilmiyorum yani şu süreç bitsin de klip de çekeriz sahneye de çıkarız hepsini yaparız inşallah sağlıkla atlatalım başka bir şey istemiyorum yani sürede birbirimize sarılamayacağız ay dur belki hani o mesafe denen şey hayatımızda kalacak ben severim mesafeyi beni bilirsin ben çok öpüşmeyi falan sevmem biliyorsun arkadaşım. Çünkü beceremiyorum yani. Hani o en büyük şeyimdir benim. Yanımda biri ağlar filan. Ben böyle hani panik olurum. Yapabileceğim bir şey var mı? Tamam. Varsa bana söyle yapayım yani. Ama gidip de böyle filan masaj yaptırmam. Nefret ederim. Bana dokunmasından filan. Yoruluyor mu acaba şu anda? Yani şöyle olur mu filan düşünmekten masaj da yaptıramam. O yüzden ben bu sosyal mesafe işten çok mutluyum. Çok çok özür dileyerek bunu söylüyorum yani. Bunu niye herkesi düşünüyorsun değil mi? Mesela birinden bir şey derken bile o insanın ya acaba bunu istedim ama hani yük oldu mu? Ya ne bileyim belki o sırada sarılırken ona sarılmamı istemiyor yani. Bilmiyorum ki. Ben ağlarken bana kimse sarılsın istemiyorum. Yalnız kalmak istiyorum mesela. O yüzden yani ben bunu da burada söylemiş olalım. Mesela bir gece biraz rahattım bu pandemi. Tamam geçecek falan. Çok böyle realist davranıyordum. Bir gece beni bir vurdu. Böyle yatağa yatıp hani tamamen sanki o anda beni birisi bir odaya kapatmış ve 14 gün hani karantinadayım canı
Hani böyle senaryolarla, hani bu senaryoyu yazdım, oynadım ve o psikolojiye girdim. Ve insan buna girdiğinde öyle semptomlar yaşıyormuş gibi yani hissediyor. Tabii canım, benim ilk günler full boğazım ağrıdı yani. Ben çok emindim korona olduğuma ve hani çocuğuma süt veremeyeceğim, ne yapacağım filan durumuna geldim. İlk bir hafta 10 gün. Ondan sonra ben kurdum, oynadım, hani inandım filan. Çok çok iyi biliyorum yani o hissi. Bunu yapmamamız gerekiyor. Burada bu arada soruları insanlar göndermeye bana devam ediyorlar. Hadi yani sor, merak ediyorum. Bir çocuk daha düşünüyor musunuz? Hani böyle ortaya bir soru. Şimdi ne geçtiği içinden söyleyeyim mi? Söyle. Ama yani böyle şey yapma, Beyza yok artık falan deme bana sakın. Tamam. Böyle bir cevap ver. Böyle bayağı elim gitti hani mesaja cevap veriyormuşum gibi. Bergüz'ün üçüncüsüne ben ikinciyi denk Tabii herkes bana bunu söylüyor. Ben de çok sürekli doğurabilecek bir tip mi var? Onu anlamıyorum yani. Sokak, hadi ama bir kız gelsin. Herkes benden bir kız bekliyor. Ki bir kız gelsin falan diye böyle. Böyle bir şey var. Gerçekten biz o kadar anlamadık ki senin nasıl doğurduğunu. Aa, tamam hani bir tane daha hemen hani doğurur. Ne var canım? Yani gibi bir Yani hani doğru bu yani. Yani sağlıklı olursa, kısmetimde varsa kabulümdür yani. Aa, asla falan diyemem. Öyle çok büyük konuşmaları çoktandır bıraktım. 2-3 soru var. Hangi kime benziyor diye sormuşlar. Yani bilmiyorum. Bence hani zaten bu benim hayatım boyunca dışarı çıkınca böyle yaparlardı bana Ali. Genelde tabii ki kadınlar. Yani bu arada şaka bir yana. Ay kusura bakmayın yani size hiç benzemiyor. Aynı Halit Bey. Ya bu kötü bir şey mi diyordun, tamam mı? Kötü ya. Bir şey mi? Zaten o da benzeyecek zaten. Ama size hiç benzemiyor filan ya. Yapıyorlardı. Ay çok bozulmazsanız bir şey söyleyeceğim. Ay estağfurullah dedim. Engin Bey'e çok benziyor. Dedim ki ben bu bozulalım arkadaşım. Ay, ama ben... o tavır insanı çıldırtıyor öyle. Yani. Han kime benziyor? Yani doğduğunda tabii ki kel olmasından mütevellit. Tabii ki. Hadi direkt aa bu aynı Halit falan dediler. Ama sonra mesela yani bebeklik fotoğrafımla böyle yan yana koyduğumda bayağı aynı göründüğümüz çok yani çok fotoğraf var. Ama garip bir şekilde Halit'e de benziyor. Diyorum ki Halit de biz mi artık birbirimize benzemeye başladık hani 10 senin sonunda. Tamam. Nasıl Ali bir karışım? Can'a da benziyor. Kafa tamam, Can'a... Beni gördüğün için bence orada... Olabilir. Can'ı gördüğün için oradan bir esinlenme olmuş. Olabilir hayatım. Renkleri falan benziyor. Can nasıl senin karnına böyle gelip dokunuyor? Aşkım benim. Yavrum benim ya. Melek. Şimdi bir şey daha var. Çok bu tamamen kadınlık doğum dışında. Bizim nasıl tanıştığımızı sormuş çok birçok insan. Nasıl tanıştık? Hani şey, biz otururken birbirimize biz ikimiz de Mimar Sinan'danız ama aramızda yaklaşık bir 7 yaş. Kaç, 89 musun sen? 88'liyim. 6 yaş var. Yani şöyle, ben Beyza'yı, ben lisans 1'deyken Beyza orta sondaydı. Ve kendisi böyle hani gerçekten okul formasıyla, bildiğiniz üniformayla hep gülen, hep gülen, aşırı gülen, ondan sonra böyle kikir kikir küçük bir kız çocuğuydu. Yani ben üniversitedeydim, orta sondaydım. Ve şimdi karşımda böyle hani acayip bilinçli, böyle müthiş bir anne ve gerçekten eş olarak onu gördüğümde ben hakikaten çok duygulanıyorum. Çünkü kardeşim gibi görüyorum onu. Okulda tanıştık. Sonra da Bitmeyen Şarkı diye bir dizi yapmıştık birlikte. İşte orada ilk kez çalıştık. Dedim ki ben senin küçüklüğünü biliyorum falan. An olmuştu. Beni hatırladın mı? Ben seni gel buraya hani böyle bir... Aynen ve o günden sonra da hiç kopmadık, öyle tanıştık. Gerçekten öyle oldu. Bu da bizim tanışma hikayemiz. Evet. İnsanlara garip gelebilir. Üniversite öğrencisiyle ortaokul öğrencisi nasıl aynı yerde? Hani bilmeyenler varsa konservatuvarda bale ve müzik bölümü başladığı için biz bugün çok güzel oyuncu ablalarımız, abilerimiz diyeceğim. Senden bahsetmiyorum. Daha büyüklerim. Aşkım yani ama 6 yaş var bu. Hepsini yaşlamadı bahçemizde gördük. Hepsi bahçemizde abimiz, ablamızdı dedi. Ya, ne güzel yıllardı. Gerçekten öyle. Şimdi geçenlerde konservatuar bayramıydı da avludan birisi fotoğraf koymuş. İlk kez bir konservatuar bayramı bomboş geçti diye. İnşallah. Çok iyice. İşte oralara hiç girmem. Oralara girersem işte orada lohusalığım devreye girebilir Beyza. Hiç girme. Bence çok iyi atlatıyoruz. İnşallah yani ülke olarak da bu süreçten İnşallah. Böyle hasarsız, daha hani böyle kolay bir şekilde atlatacağız ve bir daha tekrar etmemek üzere. Normal İnşallah. Yani. Yani ben bu dönemdeki gerçekten doğum, yeni doğum yapmış, doğum yapacak olan,
bu süreci nasıl geçireceği konusunda kaygıları olan annelere naçizane bergüzar olarak, anne bergüzar olarak hani birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle bunu yaşayan sadece siz değilsiniz. Bu duyguları yaşayan siz değilsiniz. Bütün bu aşırı üzülmeniz, aşırı korkmanız, aşırı mutluluğunuz hepsini biz de yaşıyoruz. Şu an gerçekten ekranın öbür tarafından eğer beni duyuyorsanız. Biliyorum herkes çok güzel geçiremiyor bu dönemi. Evde zorluklar yaşıyor. Ama hani... Evet, ben de bugün mesela gerçekten ter içindeydim. Üzerime olan tek şey bir tane tayt. O taytı geçirip dışarı çıktığımda ve han hiç durmadan kucağımda ağladığımda ve belim deli gibi ağrıdığında bazen böyle Allah'ım hani yardım et bana falan diyorum ama hani sonra diyorum ki hani çok şükür ki. Gerçekten bir mucize var kollarımızda. Öncelikle ne olur böyle en kendinizi çaresiz hissettiğiniz o zamanlarda bunu düşünün. Sütünüz olmayabilir, mama verirsiniz. Dünyanın sonu değil. Tamam mı? Önce bunda bir anlaşalım. O bebeği istediğiniz kadar göğsünüzde tutabilirsiniz. Buna hiç kimse karışamaz. İstediğiniz kadar emzirebilirsiniz. Ya da emzirmek istemiyorsanız mama verebilirsiniz. Buna da kimse karışamaz. Tamam mı? Yanınızda uyutabilirsiniz. Tabii ki hani kendi yatağında uyurken Allah korusun. Çünkü o çok tehlikeli bir şey. Hani ek ya bir beşik ya da böyle anne yatağına yeni böyle yataklar var. Orada buna da kimse karışamaz. Bu sizin yolculuğunuz. Ve şu sosyal medyada gördüğünüz o filtreli, o yıldızlı, parıltılı, bilmem neli o loğusa fotoğraflarına da kanmayın. Tamam mı? Bunlar hiçbiri gerçek değil. Yani hani baktığınız zaman işte duştan çıktım ve bu benim en bakımlı halim. Canlı yayına katılacağız diye bu hale geldim. Lütfen bizim de sizin gibi olduğumuzu unutmayın. Hani bu ne ün dinliyor, ne şöhret dinliyor loğusalık ve yeni annelik. O yüzden bu dönem geçecek. Olabildiğince hani kurallara uymaya çalışın. Yeni doğum yapacak olanlar da zaten hastanelerde sağlık görevlerimiz, yani çok bizim kahramanlarımız çok dikkat ediyorlar. Bu süreçte en iyi şekilde atlatacağınıza da eminim. Olabildiğince kaygıdan uzak durmaya çalışın. Çok zor biliyorum ama çok fazla bu korona haberlerine bakmayın. Bir şey olduğunda işte hani ağrınız olduğunda o olduğunda bu sütünüz atıp internetten okumayın. Rica ediyorum. Motoruna yazmak diye bir şey bence ben o yani hamileliğimde başladım hala yapmıyorum. Çünkü çok lütfen tehlikeli. Yapmayın. Evet ve bunun sizin yolcunuz olduğunu unutmayın. İşte yok bir haftada şu kadar kilo verdim. Eski kutumun içine girdim. O oldu mu? Bunları da lütfen göz önünde olan sosyal medyayı çok aktif kullanan influencer arkadaşlarımız, blogger arkadaşlarımız var. Hani bu yani ilham olmak istedikleri, bunu da anlarım. Yani biz annelere ilham oluyoruz. Gerçekten bu çok okeyim bunda. Ama da alabilir ama riskli bir taraf var çok ince bir çizgi. Evet. Yani tabii herkesin de kendi sayısı. Şimdi kime ne karışabilirsin yani. Ama hani şunu bilin ki ben bunu söyleyebilirim. O Instagram'da gördüğünüz şeyler bence gerçek değil. Bilin ki hep aynı şeyleri yaşıyoruz bu süreçte özellikle. Kendinizi yalnız hissetmeyin. Bu yayının tek amacı buydu. Hani sürçülisan ettiysek affola çünkü ilk kez böyle bir şey yapıyoruz. Umarım sıkılmamışsınızdır. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Beyza'cığım öpüyorum bir tane. Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakal. Bay bay. Hoşçakal.